YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere zeytin nasıl kurulur, hangi aşamalardan geçer bunu anlatmak istiyorum. Tam da zamanıyken mutlaka sizler de bu şekilde deneyin diyorum. Ve hemen nasıl yapıyorum ona geçiyorum. Benim 5 kilo kadar zeytinim var. Bizim kendi bahçemizden toplamış olduğumuz zeytin. Sizler pazarda veya olduğunuz bölgelerde bu şekilde alarak yapabilirsiniz. Zeytin kurumadan önce mutlaka ezikleri, çürükleri varsa bunları ayıklayın. Aksi takdirde zeytin kurarken bunun bozulmasına sebep olabilir. Ben hepsini güzel bir şekilde ayıkladım ve şimdi bol suda güzelce yıkayacağım. Ve suyunu tamamen süzdürdükten sonra kurumasını bekleyeceğim. Yıkamak önemli çünkü zeytinin üzerine atılan göz taşları üzerinde kalabiliyor. Bu da tabii ki yıkamadan tüketilmeyeceği için mutlaka bol suda yıkamak gerekiyor. Ben de 200 sefer bu şekilde hafif hafif ovarak yıkadım ve bir süzgece aldım. Yıkamış olduğum zeytinlerimi bir sofra bezi serdim ve onun üzerine hepsini koyarak bir gece bu şekilde kurumasını bekledim. Bazıları yıkayıp direkt bidona koyuyor. Ben bu şekilde kurutarak koymayı daha mantıklı bulduğum için bu şekilde yaptım. Evet, 5 kilo zeytinimin hepsini yıkadım ve bezime aldım. Dediğim gibi sabaha kadar bu şekilde bekleyecek ve ertesi gün bidonlara doldurmaya başlayacağım. Sabaha kadar zeytinlerim tamamen kurudu ve şimdi artık bidonlara doldurabilirim. 5 kiloluk su şişelerine dolduracağım. Bunu doldurması biraz zor oluyor ama zeytini sürekli sallarken, yani çalkalarken daha rahat oluyor. Kesinlikle cam şişe kullanmayın. Bu şekilde mutlaka plastik şişe kullanmak gerekiyor. İsterseniz ağzı geniş olan 5 kiloluk şişelerde tercih edebilirsiniz. Sadece ağzının iyi bir şekilde kapanması gerekiyor. Evet, bu şekilde 5 kiloluk 2 tane bidonu doldurdum. Tam ağzına kadar değil. Biraz aşağıda bırakmak gerekiyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Doldurma aşaması biraz uğraştırsa da doldurduktan sonra çok rahat bir şekilde zeytininizi sallayabilirsiniz bu şekilde. Evet, bidonlarımın ikisini de doldurdum. Dediğim gibi tam ağzına kadar dolmadı. Boğaz kısmında kaldı. Bunu özellikle zaten bu şekilde olmasını istediğim için boğaz kısmında bıraktım. Tamamen ağzına kadar doldurmayalım. Evet, şimdi yapmamız gereken sadece üzerine tuz koymak. Turşuluk, salamuralık kullanmış olduğumuz iri tuz kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle yemeklik tuz kullanmıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi limon tuzunu andıran görüntüde tuzlar var. Ondan kullanıyoruz. Bu her 5 kiloluk şişenin bir tanesine 1 çay bardağı turşuluk, salamuralık, iri tuz koyacağım. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu tuzla birlikte zeytin tatlanacak, o acı suyu çıkacak ve ortaya ev yapımı çok güzel bir zeytin çıkacak. Üzerine bir tane geniş ağızlı bir honi yerleştirdim ve tuzumu üzerine boşaltıyorum. Verdiğim ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. 5 kiloluk zeytini bu şekilde sizler de 2 tane 5 kiloluk bidon doldurabilirsiniz. Evet, üzerine birer çay bardağı iri tuz koyduktan sonra ağzını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ve tezgahımın üzerine yan yatırarak tuzun ve zeytinin birbirine tamamen karışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi içinde kesinlikle su yok. Kuru bir zeytin ve bir çay bardağı tuzla yaklaşık 3 gün sonra hafif hafif sulanmaya ve tuz erimeye başlayacak. Sizlere 3 gün ve 10 gün sonraki halini göstermek istedim. O yüzden yaklaşık bu videoyu çekeli 15 gün oldu. Ama sizlere aşama aşama göstermek istedim. Evet, 2 bidonumu da tezgahımın üzerinde bu şekilde sallayarak tuzuyla zeytinin tamamen birbirine karışmasını sağlıyorum. Yapımı oldukça pratik. Evde herkes zeytin yapabilir. Sadece biraz uzun oluyor bekleme süresi. O zeytinin içindeki acı suyunun tamamen çıkması biraz uzun sürse de herkes evde rahatlıkla bu zeytini hazırlayabilir. Evet, bu şekilde soğuk bir yerde muhafaza edeceğim ve her gün ara ara gidip bunu bu şekilde sallayacağım ve acı suyunu bırakmasını sağlayacağım. Birazdan sizlere 3 gün sonraki halinde göstereceğim tabii ki.
Evet, 3 gün sonra gördüğünüz gibi tuzlar erimeye başladı ve rengi de hafif hafif değişti zeytinin. Böyle bazıları kahverengiye dönmeye başladı. Bu acı suyunu bıraktığına işaret. Ve 10 gün sonra da yine aynı şekilde sizlere göstereceğim birazdan. Tamamen suyunu bırakacak ve dediğim gibi yaklaşık 2 ay ya da 3 ay sonra artık tuzunu güzelce yıkadıktan sonra tatlandırıp afiyetle tüketeceksiniz. Evet, 10 gün sonraki halini de gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Bidonun dibinde görüyorsunuz suyunu. Suyu birikti. Bu demek oluyor ki yavaş yavaş zeytinim olmaya başlamış. Hemen şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Rengini görüyorsunuz. Normalde ilk yaptığımda simsiyahtı. Ama böyle hafif hafif açık kahveye dönmeye başlamış. Gördüğünüz gibi dibinde de suyu var. Bu biraz daha çoğalacak. Yaklaşık şöyle 2 parmak, 3 parmak genişliğinde olacak. Eğer çok havası böyle patlayacak gibi biriktiyse bir bu şekilde açıp hemen tekrar sıkıca kapatabilirsiniz. Evet, 15 gün boyunca bu şekilde ara ara gidip sallayalım. Ben balkonda muhafaza ediyorum. Mutlaka serin bir ortamda muhafaza edin. Ve sonrasında ara ara yine bu şekilde sallayarak 2-3 ay bu şekilde beklemesi gerekiyor. 2-3 ay sonra artık kullanacağınız kadar zeytini alıp kalan zeytini tuzlu suda bırakalım ve üzerinden aldığımız zeytini güzelce yıkayıp yağıyla, limonla veya artık nasıl sosluyorsanız o şekilde soslayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Ben bunu kurum aşamasını bu videoda anlatmak istedim. Tatlandırma aşamasını da inşallah önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Mutlaka takipte kalın. Dediğim gibi bu şekilde yaklaşık 2 ay ve maksimum 3 ay boyunca bu şekilde beklesin. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Gidip gelip sadece ara ara sallamak ve çalkalamak gerekiyor. Bir de serin bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Tekrar bunu balkona kaldıracağım ve bu şekilde ara ara sallayarak zeytinimin tamamen acısının çıkmasını sağlayacağım. İsterseniz kapağını açın. Yaklaşık bir ay veya iki ay sonra kapağını açın. Bir iki tane alın. Zaten acısının çıkıp çıkmadığını anlarsınız. Eğer çıktıysa, böyle hafif tatlanmaya başladıysa, yiyeceğiniz kadarını bir kase veya tabağa alın. O tuzundan güzelce arındırdıktan sonra dediğim gibi üzerine yağ döküp, limon döküp veya baharatlandırıp afiyetle zeytininizi tüketebilirsiniz. Sizler de bu şekilde evinizde kendi zeytininizi yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.